Arkadaşlar hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Ben Dilan, işletme mühendisliği 3. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda da tanıtım ofisi yarı zamanlı çalışanıyım. Bugün sizlere cevher hazırlama mühendisliği bölümümüzü tanıtacağız. Etkinliğimiz 45 dakika sürecek. İlk 15 dakika bölüm hocalarımızdan Profesör Doktor Ekrem Yüce hocamız bizlere bölüm tanıtım sunumunu yapacak. Sonraki 30 dakikada ise sizlerin sorularını yanıtlıyor olacağız. Hocamızı anlatırken sorularınızı eğer not alırsanız daha verimli bir soru cevap kısmı geçirebiliriz. Şimdi ben soru cevap bölümünde görüşmek dileğiyle sözü hocamıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, öncelikle İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü adına hepinize sevgilerimi, saygılarımı bölümüm adına ve kendi şahsım adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili Dilan'ın da söylediği gibi bugün sizlere oldukça genel ayrıntılarıyla Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü, biz kimiz, neler yapıyoruz, olanaklarımız nelerdir, bölümümle ilgili sizlere belli bilgileri aktarmak istiyorum. Ancak bu laflara başlamadan önce, tanıtıma başlamadan önce, nitelikli bir eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, uluslararası ilişkiler, donanımlı altyapı olanakları ki kastımız laboratuvarlar ve benzeri olanaklar, yetkin eğitmen kadroları, ayrıcalıklı bir yeşil kampüs yaşamı ile tanımladığımız İTÜ'müze de şimdiden hepinize hoş geldiniz demek isterim ve umarım ve dilerim ki önümüzdeki süreçte tercihlerinizi kullandığınızda Teknik Üniversite ayrıcalığı bölümlerimizin yetkinliği konusunda yeterince bilgilenmiş olup bizlerle birlikte eğitim hayatınıza başlayabileceğinizi umuyor ve diliyorum. Ben Profesör Doktor Ekrem Yüce, tam da 36. yılımdayım mesleğimde ve bu süreç içerisinde önce maden mühendisliği bölümü içinde ana bilim dalı iken özellikle 2007-2008 yılından itibaren burada da gördüğünüz gibi Türkiye'nin ilk ve halen tek olan Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünü kuruluşunu gerçekleştirerek eğitim sürecimizi ana bilim dalı noktasından bölüm olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Bölümümüzün önemli ayrıcalıklarından bir tanesi özellikle 2018 yılında uluslararası akreditasyon konusunda EYBET diye tanımlanan Engineering Accreditation Commission diye tanımlanan ABET kriterlerinde eksiksiz olarak tamamlamış ve eğitim sürecini devam ettiren bir bölümümüz. Cevher hazırlama nedir? Cevher hazırlama mühendisi kimdir diye basit bir soruyla hemen başlayacak olursak, cevher hazırlama birincil ve ikincil kaynaklardan yüksek katma değerli ürünler elde edilerek endüstrinin ihtiyacı olan ham maddelerin üretilmesine olanak sağlayan bir disiplindir. Dolayısıyla da bu tanımlama içerisinde belirtilen konularda uzmanlaşmış mühendisler olarak yetişen arkadaşlarımız da cevher hazırlama mühendisi unvanı alıyor. Bu disiplin içinde cevher ve malzemelerin işte fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal, mineolojik özellikleri baz alınarak boyut küçültme, sınıflandırma, zenginleştirme sonrası işlemler ve bir takım ayırma teknolojileri gibi kapsamlı olarak çalışmalarımızın içerisinde dersler içeriğiyle sizler 4 yıllık eğitimimiz boyunca görüyor olacaksınız. Çok çok basit bir işlemle, bir şematik görünüşle biz genellikle cevher diye tanımladığımız doğadan alınmış ham maddeleri ve bu ham maddelerin içindeki
kıymetli kıymetsiz minerallerini çeşitli işlemlerden geçirerek önce iri boyutlardaki malzemeleri küçülterek bir anlamda serbestleştirerek taneleri daha sonra da çeşitli zenginleştirme işlemleri uygulayarak bu mineralleri birbirinden ayırmaya, kıymetli olanlarını ilgili sektörlere veya sanayi kollarına hazırlamayı amaçlamış olan bir bilim dalıyız. Bu genellikle cevher hazırlama, doğal kaynakların metalurji, demir çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi, enerji üretimi gibi değişik endüstrilerde kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsıyor yaptığımız çalışmalar. Bölüm olarak neden cevher hazırlama bölümü tercih edilmeli diye bir soru sorulduğunda sayabileceğimiz birçok özellik var. Bir kere en baştan üniversitemizin kendi yapısı. En köklü üniversitesi Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri. Yine bu üniversite bünyesinde herhangi bir bölüme kaydolduğunuz takdirde başka bölümlerde İTÜ içinde çap yapma olanakları. Demin bahsettiğim gibi gerçekten övündüğümüz bir yeşil kampüste harika bir öğrencilik ve sosyal yaşam. Bölüm olarak zengin laboratuvar imkanları, konusunda uzman gerçekten bir akademik kadro, uluslar ve uluslararası ölçekte zengin proje çalışmaları ve buna yönelik arşivleri, büyük endüstri proje olanakları, endüstriyle yakın ilişkiler ve özellikle de öğrencilerimize gerek bölümümüz gerekse üniversitemiz tarafından sağlanabilen çok geniş imkanlar ki bunlar stajlar, bilimsel sektör etkinlikleri ve benzeri etkinlikler. Küçük küçük örneklerini sizlere aktaracağım. Neden cevher hazırlama bölümü, cevher hazırlama mühendisliği bölümü bir kere ciddi anlamda uluslararası ilişkilerimizin olduğunu belirtmek isterim. Burada görüyorsunuz dünyanın değişik ülkelerinden çeşitli üniversitelerle zaman zaman belli projelerde, belli ortak çalışmalarda bir araya gelebiliyoruz ve ciddi anlamda ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Diğer önemli bir ayrıcalık özellikle geçtiğimiz yıl eğitim başlangıcında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege İhracatçıları Birliği ve YÖK'ün ortaklaşa olarak düzenlediği bir burs duyurusuyla öğrencilerimize, başarılı olan öğrencilerimize, üst sıralarda bölüme giren öğrencilere önemli anlamlarda asgari ücret, asgari ücretin yarısı aldığı puanlara göre ya da belli oranlarında ciddi anlamlarda burs olanakları sağlanmaktadır. Daha farklı burs olanakları da varken ki bu bizim özellikle son duyurunun burs duyurusundan sonra bölümümüze de ciddi anlamda bir teveccüh gösterilmiştir. Son YÖK ve İMİP ortaklığında duyurulan bu burs duyurusuyla özellikle ilk 50 binden 4 tane öğrencimiz, ilk 50 bin 65 bin aralığında 4 öğrencimiz ve 65 bin 80 bin aralığında 1 öğrencimiz olmak üzere asgari ücret ve belirli oranlarında burs olanağı kazanmış durumdalar. Sağ taraftaki listede özellikle 2019-2020 yılındaki öğrenci profilimize yüzdelik dilimleri üzerinden baktığımızda en alt dilimde 160 binlere inmişken özellikle son burs duyurusuyla birlikte ilk 50 binden küçük olan puanda 4 demin saydığım şekliyle ve bu dağılımla da en alt puanımız 147 binler seviyesine gelmiştir. Önümüzdeki süreçte sizlerin de önemli katkılarıyla olacaktır. Hedefimiz bu sıralamayı daha yukarılara ve daha büyük oranlarda taşımak olacaktır.
hangi dersleri görüyoruz temel eğitim sürecimiz boyunca, 4 yıllık eğitim süreci? Bunun içinde temel mühendislik derslerimiz var, seçmeli temel bilimler, seçmeli temel mühendislik dersleri ve belirli oranlarda da seçmeli insan toplum bilimleri diye tanımlayabildiğimiz çeşitli dersleri alabilme imkanına sahip olacaksınız. Biraz daha işin içine girerek bölüm anlamında mesleki derslerimize baktığımızda, burada tek tek adlarını okumayacağım ama bir ham maddenin bir doğadan alındığı yerden itibaren onun bir sonraki işlemlere, ki cevher hazırlama işlemlerinden sonra genellikle de artık nihai ürün üretimine götürecek olan metalurjik işlemler, metalurjik proseslere kadar birçok konuda gerçekten de içerikleri son derece dolu ve son derece etkili çeşitli dersleri 4 yıllık süreç boyunca, eğitim süreciniz boyunca alıyor olacaksınız. Stajlar bizim için eğitim sürecimizin önemli parçalarından, olmazsa olmaz bölümlerinden biri. Yine bu anlamda da çok geniş staj olanaklarıyla her öğrencimizin aşağı yukarı 4 yıllık eğitiminde toplam 45 günlük staj eğitimini sürdüreceği bir staj dönemini yaşıyor olacaksınız. Bu konuda da bölümümüzün önemli staj alanları yaratılmasında desteklerini görüyor olacaksınız. Öğrencilerimiz de eğitim hayatları boyunca aynı zamanda bölümümüze sürdürülen çeşitli proje çalışmalarında da öğrencilerimizin katılımını, yine sadece projeler değil, bölüm olarak gerçekleştirdiğimiz çeşitli bilimsel etkinliklerde öğrenci arkadaşlarımızı bu konuların içine katarak onların ilerleyen mesleki hayatları başlangıcında onlara aynı zamanda endüstriyle de çeşitli ilişkileri kurabilme olanakları yaratılıyor. Hangi alanda, hangi sektörlerde istihdam mümkün? Kısaca özetlersek, fosil yakıtlar, katı yakıt kaynaklarının değerlendirilmesiyle ilgili, yani enerji üretimi için kömür ve benzeri fosil yakıtlar, yine bilindik kurşun, çinko, bakır, alüminyum, demir, demir dışı metal mineralleri oluştuğu cevherlerin zenginleştirilmesi, kıymetli ve nadir metaller diye tanımladığımız altın, gümüş, kobalt, nadir toprak elementleri ki özellikle son dönemde Türkiye'nin de çok öncelikli konuları içine aldığı toryum, uranyum ve benzeri zenginleştirme prosesleri ve tesisleri. Yine çeşitli krom, mangan, nikel gibi demir gibi minerallerin demir çelik üretimine uygun hale getirilmesi. Yine çimento ve yapı ham maddesi olarak agrega ya da diğer bir deyişle kırma taş üretiminde yine cevher hazırlamanın yer aldığını görüyorsunuz. Endüstriyel ham maddeler, bu genellikle kuars, feldspat, killer, kalsit, volastonit, bor gibi cam, boya, seramik endüstrisi için uygun malzemelerin eldesi. Yine çeşitli saflığa ve kimyasal bileşime sahip bazı ham maddelerin endüstrinin uygun talep ettiği boyutlara getirilmesi amacıyla işte mikronize öğütme tesisleri, yine katı sıvı ayırma, atık yönetimi, atık uzaklaştırma ve arıtma teknolojileri, özellikle yine gelişen sanayi ve koşullara bağlı olarak ikincil kaynaklardan geri kazanım, maden atıklarından, kentsel atıklardan, elektronik atıklardan yeniden geri kazanımla ilgili, kozmetik, tarım, tekstil, kimya gibi birçok sektörde faaliyet gösteren tesislerde ham madde kaynağı olarak kullanılan minerallerin de yine uygun hale getirilmesi ve yine cevher hazırlama, makine ve ekipmanların tasarımı, imalatı, satışı, ulusal ve uluslararası cevher ticareti gibi değişik alanlarda da yine iş olanaklarının olduğunu görüyoruz. Ve tabii yine en önemli iş olanaklarından biri de
Değişik sektörlerde olduğu gibi özellikle üniversitelerimizde, ARGE merkezleri ve enstitülerdeki burada bazı örneklerini verip görüyorsunuz. Buralarda da yine istihdam olanakları mümkün olabiliyor. Altyapımız, laboratuvar donanımlarımız bizim çok önemli üzerinde durduğumuz, her yıl geliştirmeye gayret ettiğimiz yeni yeni ünitelerle ciddi bir altyapı olanağı var. Burada gördüğünüz resim bizim pilot tesis diye tanımladığımız çeşitli cevher zenginleştirme ünitelerinin bir arada olduğu ve kontinü çalıştığı, yani küçük bir endüstriyel modelin olduğu bir laboratuvar. 400 metrekare büyüklüğünde ve aşağı yukarı günümüzde gelişmiş olan hemen hemen her türlü zenginleştirme ünitelerini bu laboratuvarlarımızda görmeniz mümkün. Bu bizim kaptan gemisi, amiral gemisi diye tanımladığımız laboratuvar. Ama bunun dışında yine bir yaklaşık 200 metrekare civarında pilot tesis 2 diye tanımladığımız ünitelerin büyük bir bölümünün pilot ölçekte olduğu bir laboratuvar. Onun dışında küçük küçük kömür hazırlama laboratuvarı, flotasyon laboratuvarları, yüzey kimyası, reoloji, malzeme özelliklerini, karakterizasyonunu tanımlamak için. Bunun dışında mineraloji bizim için çok önemli. Cevher hazırlamada birincil olarak mutlaka önce çok iyi bir mineraloji bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Minerallerin yapıları, özellikleri, birbirleriyle olan ilişkileri, bunların tanımlanabildiği oldukça yeni tekniklerle donanımlı yine atomik kuvvet mikroskobu ve laboratuvarının bulunduğu ünitelerimiz mevcut. Numune hazırlığı, parça mekaniği, kıymetli metaller, demin bahsetmiştim, altın, gümüş, nadir topraklar gibi elementlerin zenginleştirilmesine ve analizlerine yönelik laboratuvarlarımız ve yine hem projelerimizde hem tez çalışmalarında kullandığımız çok kapsamlı bir kimyasal analiz laboratuvarımız var ki bu analiz laboratuvarıyla aynı zamanda da dışarıya sektörlere hizmet verebiliyoruz. Projeler bir bölümün gerek ulusal gerek uluslararası ilişkilerinde endüstriyle olan ilişkilerinin çok önemli bir kriteri. Bu anlamda da bölümümüzde yıllık bazda çok önemli, çok büyük TÜBİTAK projeleri gibi, bunun yanında çeşitli araştırma geliştirme projeleri gibi, endüstriyel projeler gibi çok sayıda projeyi yürütebiliyoruz. Bununla ilgili de her bir proje çalışması bir endüstriye katkı anlamında yarar sağlarken, diğer yandan da aynı zamanda bölümümüzde bilimsel yayın altyapısında ciddi anlamda destekleyen bir unsur olarak düşünülebilir. Ki bu anlamda da ulusal, uluslararası yayınlarda da çok ciddi anlamda önemli yayınlarımız oluyor. Cevher hazırlama öğrencilerimizin bölümüyle tanıştığından itibaren göreceği noktalardan bir tanesi de öğrenci kulübümüz, İTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliği Kulübü. Son derece etkin, çok önemli faaliyetlere imza atmış, çalışmalarını sürdürür ki bunların içerisinde kariyer günleri düzenleyerek çeşitli yüz yüze ya da online toplantılar düzenleyerek sektörde önemli oranda ses getiren firma yöneticilerini, mühendislerimizi burada öğrencilerle buluşturup onların önümüzdeki süreçlerde iş olanaklarına bir ufuk açabilmek için de önemli çalışmalar gerçekleştiririz. Bunun dışında özellikle öğrencilerimizin bizlerle birlikte olduğu süreçlerde belli aralıklar ya özür dilerim oryantasyon toplantıları, teknik geziler yine bölümümüz için son derece önemlidir. Çünkü biz genellikle belirli sahalardan alınan numunelerin
üniversite bünyesindeki araştırmalarını yaparken diğer taraftan da bunların endüstriyel olarak çalıştığı tesislerle de çok yakın ilişkilerimiz var. Ve yine bölümümüzün çok kuvvetli yanlarından bir tanesi her yıl 6, 7, 8'lere varan teknik gezileri gerçekleştirmek. Ancak takdir edersiniz özellikle son pandemi sürecinde bu bir inkitaya uğradı, bir kesintiye uğradı. Ama umudumuz ve dileğimiz en kısa zamanda yeniden yüz yüze eğitimin başlaması ve bununla birlikte de bizim bu teknik gezilerimizi yeniden gerçekleştirebilmemiz. Yine öğrenci kulübümüz, gerekse bölümümüz, çeşitli etkinlikler düzenleriz. Daha önce mezun olmuş arkadaşlarımız olabilir, sektörün temsilcileri olabilir. Bunların zaman zaman yüz yüze koşullar uygun olduğunda aşağıdaki resimlerde görüyorsunuz. Ama son süreçte de özellikle online sistemle gerek Türkiye'de gerekse yurt dışındaki birçok mezunumuzla bu konusunda uzman kişilerle çeşitli toplantılar düzenleyerek de yine öğrencilerimizin geleceğe dönük planlamaları için altyapılar oluşturuyoruz. Bilimsel etkinliklerde bölümümüz görev aldığı süreçte ve düzenleyici olarak görev aldığı süreçler içerisinde yine ulusal ve uluslararası büyük toplantılar ki 2019'da yaptığımız bir toplantı. Buraya da çok sayıda öğrenci arkadaşlarımızı da fiilen katarak bu tür etkinlikleri de biz yine önemli oranda sürdürüyoruz ve bu bizim için çok önemli. Tabii 4 yıllık eğitim süreciniz boyunca tamamlayıp mezuniyet aşamasına geliyorsunuz. Mutlu bir mezuniyet sürecinde de yine öğrenci arkadaşlarımız ve bölümümüzle birlikte de onların hemen hemen her yıl mezuniyetlerini bir şekilde ortak olarak kutlama gayretindeyiz. Size kısaca geçtiğimiz dönemlerde mezun olmuş arkadaşlarımızdan örnekler vermek istiyorum. Yine bizim son derece önemli bulduğumuz mezunlarımızı sadece üniversiteden, bölümden mezun etmek değil, aynı zamanda onların iş olanaklarına da olabildiği kadar yardımcı olmaktır. Bu anlamda bizim geçmişteki mezunlarımıza baktığımızda gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında değişik ülkelerde de hali hazırda gerek yüksek lisans doktora eğitimlerini yapan gerekse de mühendis olarak görev alan birçok mezunumuzun olduğunu görebilirsiniz. Yine mezun olan arkadaşlarımızdan örnekler. Hangi alanlarda, sektörde potansiyel istihdam olanakları nedir diye baktığımızda burada belki çok iç içe gösteriliyor ama tek tek isimlerini saymayacağım. Baktığınız zaman gerek yurt içinde gerek yurt dışında birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların, işletmelerin ve önemli oranlarda da yine cevher hazırlama mühendisi istihdam edebildiğini, ettiğini ve mühendis arkadaşlarımızın buralarda görev aldığını görüyoruz. Yine gerek yurt içi ve yurt dışı birçok firma, bunların birçoğunda geçmişte mezun olan arkadaşlarımız hali hazırda çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii bir mottomuz var bizim. Mutlu öğrenci ve başarılı mühendis mottosuyla hareket ederiz. Bu anlamda da 4 yıllık eğitim öğretim süreci boyunca ortak çalışmalarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız etkinliklerle de onların 4 yıllık eğitim süreçlerindeki o mutluluğuna ve başarılarına elimizden geldiği kadar katkı koymaya gayret ediyoruz. Son olarak da yine gerek üniversitemizin köklü bir üniversite olması, gerekse de üniversitedeki bölümlerimizin etkinliği ve yetkinliğinden hareketle Ocak 2021'de Yükseköğretim Daire Başkanlığı Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi'nce YÖK Anadolu Projesi Eşleştirme Protokolü kapsamında Türkiye'den 12 tane kıdemli üniversite ile 20 civarında yeni kurulmuş genç üniversiteler arasında bir bilgi paylaşımına yönelik olarak biz yine Teknik Üniversite Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü olarak
Munzur Üniversitesi Stratejik Ham Maddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları Yüksek Lisans Programı'na Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme dersi kapsamında destek başlatmış durumdayız. Bu önümüzdeki sömestriden itibaren bu dersi online sistemde bu yüksek lisans programındaki arkadaşlarımıza vereceğiz. 12 tane kıdemli üniversite YÖK tarafından seçilmiştir. Bunlardan bir tanesi bizim üniversitemiz. Değişik üniversiteler, değişik genç üniversitelere çeşitli alanlarda desteklerini sürdürecektir. Benim örnek olarak verdiğim Cevher Hazırlama'nın Munzur Üniversitesi'ne vereceği destek gibi. Yine işte genç üniversiteler olarak sayılan burada gördüğünüz listedeki üniversitelere de kıdemli üniversitelerden bilgi aktarımı, ders destekleri ve olabiliyorsa tabii ilerleyen aşamalarda ortak çalışmalar olarak faaliyetlerimizde yine sürdüreceğiz. Son olarak da ben konuşmamı Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümüyle ilgili iletişiminizi sürdürmek istediğinizde web sayfamız, telefonumuz, mailimiz ile ilgili bilgileri yine İTÜ sayfasından bulabileceğinizi, kolaylıkla erişebileceğinizi belirterek sizlere şimdiden başlangıçtaki duygumu belirtmek istiyorum. Aramıza şimdiden hoş geldiniz demek istiyorum ve dikkatlerinize teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı alayım. Hocam sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Bence çok açıklayıcı ve bilgilendirici bir sunum oldu. Arkadaşlar şimdi sorularınızı bekliyoruz. Sorularınızı chatten yazabilir ya da mikrofon açarak sorabilirsiniz. Hemen bir soru gelmiş hocam. Cevher Hazırlanma Mühendisliği ile Maden Mühendisliği arasındaki fark sorulmuş. Evet. Şimdi maden mühendisliği genel olarak çalışma alanları itibariyle yeraltı ya da yerüstü diye tanımladığımız maden kaynaklarının üretimini yapmakla yükümlü mühendislik dalı. Onlar doğrudan ham maddenin üretimine yönelik olan çalışmalarını sürdürürler. Cevher hazırlama ise hemen maden mühendisliğinin yaptığı çalışmaların devamında yeraltı, yerüstü kaynaklarından çıkan bu kaynakların, cevher diye tanımladığımız bu kaynakların o haliyle kullanılma olanağı olmadığı için zenginleştirilerek daha sonraki nihai metal üretimlerini gerçekleştirecek olan bir bölüm. Biz eskiden maden mühendisliği bölümü içindeyken de yine maden mühendisliği eğitiminde cevher hazırlama dersleri veriyorduk. Ancak bu derslerimiz bizim istediğimiz genişlikte olamıyordu kredi sayılarının sınırlı olmasından dolayı. Bir de dünya ve teknoloji geliştikçe yepyeni konular artık gündeme geliyor. Örneğin çok eskilerde evet çevre bilinci vardı ama mesela bir atık yönetimi, atıkların uzaklaştırılması gibi konular, boya ham maddelerinin ki içeriği tamamen doğal mineral kaynaklarından oluşuyor. Bu tür konulara çok fazla açılamıyorduk sınırlı derslerimizden dolayı. O nedenle biz ciddi bir uzun soluklu bir çalışma sonunda Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünün olabilirliğini gördük. Uluslararası çok büyük araştırmalarımızla da ve desteklerle de Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünün kuruluşunu gerçekleştirdik. Bu arada ben bir şey de söylemek isterim sevgili arkadaşlarıma. Şu anda sistemde bölüm başkan yardımcımız Doktor Tahsin Perek arkadaşımız da burada bağlantıda. Gerekli olduğu takdirde ben sözü ona da bırakacağım. Onun da söyleyeceği şeyler olabilir. Evet, sanıyorum soru madenle cevher hazırlamanın arasındaki fark kısaca tanımlaması budur. Evet. Teşekkürler. Staj imkanlarını biraz açabilir misiniz? Böyle bir soru gelmiş. Ben Tahsin Hocam'a bırakayım. Hem bölüm başkan yardımcımız, eğitimden sorumlu. Dolayısıyla stajlar da eğitimin önemli bir parçası. Onun da muhtemelen söyleyeceği şeyler olabilir. Buyurun Tahsin Hocam. Staj imkanları şöyle, az önce sunuda da hoca gösterdi. Oradaki bir sürü hani çalışanımızın olduğu şirketlerden bahsetmişti.
bu şirketlerde staj imkanları var. Normalde stajınız 45 gün toplamda yapmanız gereken. İkinci ile üçüncü sınıf, yani ikinci sınıfı bitirdiğiniz zaman o yazın gidiyorsunuz bir bölümüne. Bir bölümüne de üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçtiğiniz zamanki yaz döneminde yapıyorsunuz. Özellikle bu stajlarda bizim istediğimiz mümkün olduğu kadar bir çevre hazırlama tesisinin olduğu, yani bir bölümünü orada yapmanız. Daha sonraki stajlarda ise dediğimiz gibi bu sektörlere bağlı olarak farklı alanlarda araştırma, geliştirme işte yapan firmalarda ya da bizdeki imkanlarla çalışabilirsiniz. Yurt dışı imkanımız vardı ama onun üzerinde yine çalışıyoruz. Belki bir zamanlar vardı, eskiden vardı, şu an yok. Çünkü o tamamen oradaki firmaların durumuna bağlı olarak değişiyor. Şu anda da o konuda biraz daha çalışıyoruz. Umarım yine imkan olur. İTÜ'nün var bu konuda yurt dışı, bildiğim kadarıyla İAST'nin diye bir şeyle var. Yurt dışında staj yapabiliyorsunuz. Evet, umarım hocam. Açıklamalar yeterlidir. Çok teşekkür ederiz. Peki sektörde kadının yeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ilerleyen dönemlerde çalışan kadın sayısı artacak mı bu mühendislik alanında? Şimdi güzel bir soru. Genellikle mühendislik eğitimlerinde, hele hele belli mühendislik kollarında daha böyle erkek egemen bir yapı görüyoruz. Mesela özellikle benim de mezuniyetim maden mühendisliği. Maden mühendisiyim eğitim sürecinde. Disiplinden mezun oldum. Benim dönemlerimde örneğin bir sınıfta işte 90 kişi varsa 4 tane 5 tane kadın arkadaşımız, kız arkadaşımız olurdu. Geriye kalan erkekti. Sektörde çalışmalarda da öyleydi ki hala da bir miktar öyle devam ediyor. Ama cevher hazırlamada bu resim gerçekten çok farklı, çok değişmiş durumda. Bizim mezuniyette katılan öğrencilerimizin hemen hemen yıllık bazda yarısı kadın öğrencilerimiz. Ve dolayısıyla da bunların mezuniyetinden sonra da iş olanakları da aynen erkekler kadar hemen hemen aynı koşullarla, çok eşit koşullarda işler bulabiliyorlar. Bu konuda biz her yıl demin örneklerini verirken değişik etkinliklerimizde özellikle kadın mühendis arkadaşlarımızın, bizden mezun olanları sıklıkla aramıza davet ederiz. Onlarla öğrencilerimizi buluştururuz. Bu anlamda şu andaki yönetim olarak da bölümümüzde erkeklerden fazla kadın hocalarımız var. Bölüm başkanımız bir kadın. Asistanlarımızın çoğu kadın arkadaşlarımız. Biz erkekler şu anda azınlıktayız bölümde ama bundan son derece memnunuz. Çünkü kadın erkek diye böyle bir farkı hiç düşünmüyoruz. Hele de bu mühendislik dalında neredeyse erkeklerin daha da üstünde başarılarla örnekleri olan çok kadın mezun arkadaşlarımız var. Anladım hocam, teşekkürler. Şöyle bir soru gelmiş. Cevher hazırlama mühendisliği ile hangi bölüm çap yapılabilir? Siz ne öneriyorsunuz gibisinden? Evet, bölüm başkan yardımcı hocamız eğitimden sorumlu. Onun konuları. Şöyle söyleyeyim, bu çap konusu aşağı yukarı bizim karşılıklı anlaşma yaptığımız, yani 23 tane bölüm var. Aşağı yukarı yani çoğunlukla tercih edilen meteoroloji mühendisliği, meteoroloji malzeme mühendisliği bölümü, imalat bölümü vardı makine fakültesinde, makine bölümü var, işletme, endüstri, çevre, kimya gibi bu bölümlerle yoğun olarak şu anda öğrenciler çap yapıyor. Yani istiyorlar. Madene de giden de var. Bazıları o şekilde de tercih yapıyor. Ama yani o konuda tek şey öğrenciye kalıyor. Siz ne kadar çalışkan olursanız o rahatlıkla istediğiniz bölümde de not ortalamanız yüksek olduğu sürece
her bölümde yapabilirsiniz. Bizim anlaşmalı olduğumuz mesela ekonomi bölümü var. Fen Edebiyat Fakültesi'nin kimya bölümleri var. Yalnız çap yaptığınız zaman da aşağı yukarı normalde alacağınız derslere alacağınız toplam krediye 60-65 kredi kadar, 70 krediye kadar ekstra almanız gerekiyor. Teşekkürler hocam. Şöyle bir soru gelmiş. Bu bölümü okuyacak öğrencilerde bulunması gereken nitelikler nelerdir sizce? Evet, çok güzel ayrıntılar bunlar. Şimdi demin iş olanaklarıyla ilgili çok çeşitli firmalar, sektörde kuruluş çalışmalarını sürdüren işletmeler, firmalardan bahsettik. Bir de orijin olarak neyle uğraştığımızı söylemiştik. Biz doğadan çıkarılan maden diye tanımladığımız, cevher diye tanımladığımız bu cevherlerin zenginleştirilmesiyle ilgili bölümü üstlenmiş vaziyetteyiz mühendislik olarak. Genellikle de maden üretimleri, tabii bunu arkadaşlarımız da sevgili arkadaşlarım düşününce çok rahatlıkla buluyor olacaklar. Yani İstanbul'un göbeğinde veya yakın bir çevresinde bir madeni bulmak çok mümkün değil. Maden genellikle kırsal kesimlerde, kırsal alanlarda. Ama bunun yanı sıra çok gelişmiş firmalarımız var farklı farklı yerlerde. Şimdi çalışma alanlarıyla ilgili soruyu bir baştan tekrar söyleyebilir misiniz? İstenen hocam, özellikler diyor galiba değil mi? Evet. Yani ne tür bir şey arıyoruz? Neler isteniyor? Şimdi onun için bu kadar bir girizgah yaptım. Bir kere doğayı seveceksiniz. Biz çünkü işimiz doğayla. Yeni yeni şeyler bulabilmeyi, üretebilmekten haz alacaksınız. Biz hazır bir şeyi üzerinde bir kurgu yapmıyoruz. Bir cevheri alıyoruz. Ondan yepyeni ürünler elde etmeye yönelik olan çalışmaları sürdürüyoruz. Sevmek çok önemli mesleği öncelikli olarak tabii ki. Bunun yanı sıra yine dahil olduğunuz bölüm, üniversitenin olanakları size ilerideki meslek hayatınız için önemli avantajlar yaratıyor olacak. Bilmiyorum Tahsin Hocam, yani ben genellikle doğayı sevmek, yeni bir şeyler, araştırma geliştirmeye çok açık olmak, takım çalışması yapmaya çok açık olmak, bunlar başarılı olabilmenin koşullarından bazıları. Şimdi bir de şöyle de söyleyeyim. Şimdi demin hani kadının yeri gibi de sorduğunuz için, erkek egemen olan, yani çoğunluğu erkek olan bir yerde de çalışabilme cesareti olması lazım. Onu da söyleyelim. Kimya konusunda biraz hani bir seviyor olmanız lazım. Çünkü bizim yaptığımız her şeyde sonuçta bir kimyasal formülü var. Yani bir mineralin bile bir formülü var. Dolayısıyla yapılan işlemlerin büyük çoğunluğunda hem fiziksel hem kimya, özellikle kimya çok var. Ve doğayı sevmenin yanında hani İstanbul'da oturmayacaksınız, dışarıda olacaksınız. Yani mümkün olduğu kadar. O yüzden de biraz daha cesaretli olmanız gerekiyor. Kolay kırılgan olmayın. Hani tabir yerindeyse belki biraz şey olacak ama erkek Fatma derler yani böyle şeydi. Yani onu öyle olmanız lazım. Biraz da yırtıcı olmanız lazım. Tabii bir de şöyle bir şey var. Biz genellikle gelen arkadaşlarımızı tanımaya başladıkça bu sadece bizim cevher hazırlama mühendisliği bölümü için değil, bütün bölümlerimiz için geçerli bir kavram. İlk başlangıçta ilk bir sene, ikinci senenin yarısına kadar olan bölümde genellikle mesleki derslerden öte genel fizik, kimya, teknik resim, İngilizce vesaire gibi genel havuz dersleri alınıyor. Mesleki anlamda arkadaşlarımız çok fazla o aşamalarda daha içselleştiremiyor. Hangi bölümdeyim, nasıl bir bölüm diye. Bu ama doğal bir süreç. Bütün mühendislik eğitimlerinin var olduğu bir süreç. Ancak ikinci sınıfın ortalarından itibaren
mesleklerini daha yakından derslerini alarak tanımaya başlıyorlar. Bizim hep tespitlerimiz odur. İlk o bir yıllık dönemdeki arkadaşlarımız genellikle böyle bölüm hakkında, sadece bizim bölüm için demiyorum, diğer bölümler için de geçerli, böyle bölümler hakkında hala kafaları karışıktır falan, ama mesleki dersleri almaya başladıkça görüyoruz ki inanılmaz derecede, ya ben bu işi hiç yapmayı da düşünmüyordum deyip acayip şekilde o işe sarılan ve mezun olup son derecede başarılı işlere istihdam olan arkadaşlarımızın örneği çok. Ben bir ilave daha yapayım. Bizim beklentimiz şu geleceklerde. Ben İTÜ'lü olayım da hani puanım düşük, ben İTÜ'ye gireyim de hangi bölüm olursa olsun diye girenleri beklemiyoruz. Yani onları istemiyoruz. Çünkü onlar sonuçta hayal kırıklığına uğruyorlar. Hocamın da demin söylediği gibi ilk iki seneki temel derslerden, havuz dersleri dediğimiz hani matematik, fizik, kimya gibi derslerde bu sefer bir türlü istedikleri notu alamayınca başarısız oluyorlar. Moralleri çöküyor. O zaman da buraya hem bölümü uzatıyor, boşu boşuna zaman kaybı oluyor. İşte bu nedenle size tavsiyemiz, gerçekten ben biraz daha araştırın, geri gelin bize sorun. Yani biz size daha çok anlatalım. Dolayısıyla o şekilde gelin. Ya beklentimiz o. Ya ben bölüm değiştiririm nasıl olsa diye gelmeyin. Öyle istemiyoruz. Teşekkürler hocam. Tahsin hocam, demin İstanbul dışında daha çok çalışıldığından bahsettiniz ama İstanbul içi de iş imkanı var mı acaba? Evet var, ama şöyle söyleyeyim, yani şehrin göbeğinde çok az var. O şöyle söyleyeyim, hani genellikle yeni mezunların çoğunu biraz tecrübe edinsin diye, yani bir tesis tecrübesi olsun diye biraz dışarı gönderiyorlar. Şu anda İstanbul içinde çalışan var ama onların büyük çoğunluğu en az bir sene bir tesiste başladı, sonra yavaş yavaş yani İstanbul içine geliyor. Hani bir mimarlık, bir inşaat gibi düşünmeyin, hani şehir içinde yaparım diye. Ama İstanbul civarında yakın yerlerde var. Örneğin bu şişe camın bazı tesisleri var, cam üretim tesisleri. Karadeniz'e yakın bu Saray bölgesi tarafında var, Tekirdağ tarafında, Çorlu'da. Yani İstanbul'un yakın yerlerinde var ama öyle çok şehir içinde yok. Burada çalışabilirsiniz ama en az bir iki sene bir yerlerde tecrübe edinin. O zaman bu taraflara çok rahat gelebilirsiniz. Proje yapma, yani proje tasarlama, özellikle Ar-Ge yapan, tesis planlayan şirketlerde dönebilirsiniz yani buralara. Birçok sektörde üst düzey çalışan, kurumsallaşmış büyük firmaların genellikle Ar-Ge merkezleri, yönetim merkezleri elbette ki merkezi olarak şehir merkezlerinde. Demin Tahsin Hoca'nın söylediği, bu firmaların aynı zamanda farklı bölgelerde de cevher hazırlama tesisleri var. Genellikle kendi içlerinde ilk tecrübeyi tesislerde çalıştırarak birkaç sene orada pişmelerini, tecrübe kazanmalarını hep beklerler ve ona göre bir çalışma sistematiği götürürler. Ama oradan kendini bu konuda iyi yetiştirmiş ve araştırmaya meraklı olan arkadaşlarımızla kısa sürelerde şehirlerdeki, merkezlerdeki Ar-Ge sistemlerinin içine dahil olurlar. Ben demin tabii verirken örneği, hani madenler genellikle kırsal kesimde dedim ama İstanbul, demin Tahsin Hoca da söyledi, yakın çevresinde taş ocaklarından tutun, kil ocakları var, çimento fabrikaları var. Mesela çimento fabrikaları da önemli bir çalışma alanı. Buna benzer birçok şehrin içinde de, yine şehirlerin içinde de yer alan bölgeler var ama genel çalışma alanı itibariyle cevher üretimi deyince biraz daha kırsala kaçıyor. Teşekkürler şehirde hocam. Bir de hemen onu da ilave edeyim. Belediyelerin biliyorsunuz arıtma tesisleri var. Hani çevreciler gibi gözüküyor ama bazı endüstri arıtmalarda, özellikle ilk arıtmalarda, hani katı ayırmalarda ve bazı özellikle elektronik atık geri dönüşüm yerlerinde şu anda bizde yavaş yavaş, daha yani
sektörde çalışanlar yavaş yavaş böyle var. Onlar çoğaldıkça zaten sektörde tanıyor. Daha çok iş olanağı, istenilme oranınız daha çok artıyor. Arkadaşlar başka sorusu olan var mı? Hocam sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sürenin de sonuna geldik. Evet ben bir şeyler söyleyeyim. Tahsin Hoca da herhalde son sözleri söyler. Biz ciddi anlamda her yıl teknik üniversite ve bölümleri olarak, sadece Cevher Hazırlama bölümü değil, her yıl bir evvelki yılımızın performansının üzerine, ders içeriklerimizin kapsamlaştırılması üzerine her yıl mutlaka yenilikleri o kapsam içine almaya gayret ederiz ki gelen arkadaşlarımıza olabildiği kadar nitelikli bir mühendislik eğitimi verelim. Şimdi mühendislik tanımında bir şey vardır. Arkadaşlarımız demin Tahsin Hoca söyledi bazı şeyleri hani severek gelenlerle bu iş çok daha keyifli gider diye. Hakikaten de öyle. Arkadaşlarımız şunu öngörmeliler. Hangi mühendislik dalını seçerlerse seçsinler. Kendilerine mezun olduklarında dört dörtlük bir reçete ve bilgi birikimi mümkün değildir. Zaten dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Bizler onlara yol gösterici nitelikte eğitimlerimizi veririz. Çabanın %50'si belki biraz fazlası bölümden olacaksa bir o kadar da arkadaşlarımızın kendi öznel çabalarını göstermeleri gerekiyor mesleğinde başarılı olabilmeleri için. Sevmenin ön koşulu olduğunu zaten belirtmiştik. Sevdiğiniz takdirde o işi yapmamak adına hiçbir olumsuz yön ben görmüyorum. Bir de önemli bir kavramdır. Teknik üniversitenin mottosudur bu. Öğrenciyle eğitmenler arasında, öğretim kadrosu arasındaki ilişkiler gerçekten çok cana yakındır ve çok sıcaktır. Kendi evlerinden ayrılarak gelen arkadaşlarımız belki başka şehirlerden geliyor olabilirler ama aile sıcaklığını hemen hemen, tabii %100 aynısı olmayabilir, hemen hemen bulabilecekleri bir sıcak ortamda eğitimlerini sürdüreceklerini belirtmek isterim. Şimdiden hepsine başarılar dilerim. Benim ekleyeceğim tek bir şey var. Umarım bu bilgiler size yeterli gelmiştir. Her ne kadar bir salgın sürecinde bulunduğumuz için tabii gelip ziyaret de edemiyorsunuz. Umarım yüz yüze de görüşme imkanı buluruz. Dediğim gibi yine ekstra bir bilgi almak isterseniz bizlerin e-mailleri var. Az önce size verdik zaten bölümle ilgili. Oraya yazabilirsiniz. Benim tavsiyem seçtiğiniz bölümü, yani İTÜ'lü olmak en önemli şeydir. Dolayısıyla eğer İTÜ'lü olacaksanız bizim için çok daha mutlu olur. Mutlu edici bir şey. Bölümümüze bekleriz. İyi çalışın. Başarılar, çünkü çok zor bir süreçteyiz. Umarım başarılı olursunuz. Evet, burs imkanlarını da unutmasınlar. O burs çok önemli. Asgari ücret düzeyindeki aylık bir burs. 4 yıl eğitim ve hayatları boyunca. Bu da onlara hazırlıktan itibaren de veriliyor bu burs. Onu da söyleyeyim. Şu anda bahsettiğimiz 9 arkadaştan bir tanesi bölümde normal başladı. Diğerleri hazırlıkta ve hazırlıktayken de alıyorlar. Şöyle bir imkan daha var. Bu başlayanlar not ortalamanızı 2,5 üzerinde, 2,5 ve 2,5'ün üzerinde tuttuğunuz sürece 4 yıl sonunda belki iş imkanı da bulacaklar. Çünkü bu söylediğimiz firmalar o bir sürü bu sektörde çalışan firmalar da o birliklere üye. Onlar iş imkanı sağlayacak. Staj imkanı da dahil olmak üzere ki uzun süreli stajları da belki size yaptıracaklar. Bu nedenle tavsiye ederiz yani. Teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Önce size, sonra bugün buraya katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar,
tercih dönemine kadar olan süreçte eğer bir sorunuz olursa bizlere tanıtım@itu.edu.tr'den ulaşabilirsiniz. Buraya mail atarak ulaşabilirsiniz. Veya İTÜ Tanıtım Ofisi'nin web sitesinden de bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize eğitim ve kariyer hayatınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz.